İsa aleyhisselam ölüleri neyle diriltirdi ve hacetlerin husulü için ne okurdu? Yalnız bu biraz herkesin yapacağı iş değilse de eğer ki hafızlarınız varsa cemaatle kılabilirsiniz böyle durumlarda. Cemaatle nafile kılmayı tercih etmiyoruz ama tek başına kılmayı beceremeyecekleri namazlardan müsaade vardır. Efendi Hazretleri'nde, Efendi Baba da yapıyor. Ebu'l-Hüzeyl radıyallahu anh rivayet. Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölüleri diriltmek isteyince iki rekat namaz kılarmış. Çok güzel. Biz de kılarız değil mi? Ama birinci rekatta Mülk suresi, ikinci rekatta Secde suresini okumuş. Şimdi bizde nafilelerde ileri geri biraz müsaade var ama yine de bizde hangi sure önce Kur'an'da? İsa aleyhisselama gelen vahide önce olabilir. Onda çünkü bizim mushaf gibi mushaf durumunda öncelik sonralık olmaz. Olmamıştır. Bizde Secde suresi önce, tebareke sonra gelir. Onun için bizden bunu kılanlar ne yapsın? Öyle de öbür türlü de yapsa zararı yok, namaza manili yok. Nafilelerde bu takdim tehirlere müsaade var. Ama uygun olan birinci rekatta Secde suresi, arada secde yapılıp kalkılıyor ya, ben cuma sabahları kıldırıyordum size. İkinci rekatta tebareke suresi. Ben bunu biçim yapamam. O zaman bunu hafız olup bilenler bulursunuz değil mi? Hepinizin çevrenizde vardır. Sen de diyorsun ki hoca sen bize kıldır. Bakarız, dur bakalım. Ama siz yapın bunu. Bu çok önemli. Ondan sonra yedi isimle dua ederdi. Bu yedi ismi şerif burada. Ya Kadimu, Ya Hafiyu, Ya Vahid, Ya Vitru, Ya Samet. Yedi isim. Bu yedi isimle dua eder etmez ne oluyordu? Ölü diriliyordu. Ölü dirilten kimdi? Allah'tı. İsmi şerifleri hürmetine diriltiyor. Velilere de dün mektubatta ders yaptım da keramet ve mucize konusunu işledim ama bu konuyu demeyi unuttum. Gerçi evvelce demiştim. Ehl-i sünnete göre bir peygambere mucize olarak verilen her şeyin bir veliye de keramet olarak verilmesi caizdir. Yani vakidir. Ki Abdülkadir Geylani Hazretleri de ölü diriltmiştir. Bu ölü diriltmek peygamber yaparsa adı ne olur? Mucize olur. Evliyada zuhur ederse adı ne olur? Keramet olur. Burada mühim olan yaratan Allah olduktan sonra ona da, onun elinde de yaratır, bunun dilinde de yaratır. Mühim olan Allah'tan gayri yaratamaz. Bunu bilmek lazım. Bu yedi ismi şerif burada yazıyor. Bu iki rekat namazı bilenler var bu sureleri. Medreselerden, talebelerden şeyler. Belki de ezberlemenize sebep olur. Bu iki rekat ama biri imam olursa bu iki rekatı bu surelerle kılarsa, kıldırırsa sen de arkasında ya hocam ben bunu yapamazsam ne yapayım? Ne yapacaksın o zaman abi? 10 İhlas birinde oku. 10 İhlas ikincide oku. 10 İhlas'la zaten ne yapmış olursun? En azından 20 İhlas'tan 6 hatim değil mi? 6 hatimden de 6,5 hatime gider yani. Bütün Kur'an'ı hatmetmiş gibi olursun yani yapamıyorsan. Çünkü İhlas-ı Şerif her surenin yerine geçer. Ama hiçbir sure İhlas'ın yerini dolduramaz. Kur'an'ın üçte birine tekabül eden daha bir sure yok. Tek başına. Zaten üç kere okununca üçte üç oluyor. Bu yedi isimle dua eden. Sonra başına bir şiddet isabet eder. Hepimize zorluk geliyor. Bana da geliyor. Çok darlık geliyor. Unutuyoruz işte. Şu diğer yedi isimle dua eder. Ya hayyu ya kayyum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Del Celal ve İkram, Ya Nuras Semaat ve Ardu Ma Beynevma, Rabbel Arsul Azim Ya Rab. Hepimizin bildiğimiz şeyler ama sıralamayı aklımıza getiremeyiz tabi. Başına ne kadar bir darlık isabet eder. Bunun çok önemli kaynakları var. İbn-i Ebi Hatim tefsirden almışım. İbn-i Ebi Hatim büyük muhaddistir. İbn-i Kesir'in tefsirinde de var. Bu isimlerle dua ederdi ve bu isimlerle ne dua ederse, hangi isteğin için etse o hacet hasıl olurdu. Ya ölü dirilirdi, ya ölü. Bizim de bu kadar hastalığımız var, derdimiz var, derman arıyoruz. Allah'ımızın kudreti var. Şu anda bizi, hastayı da, hani ölüyü de diriltebilir Allah. Şu anda da diriltebilir canım. Biz Allah'ın kudretine nasıl acizlik istat edebiliriz? Ama ölmüş işlerimizi bu ismi şeriflerle diriltemez mi Allah-u Teala? Ümitsiz vakaları ihya edemez mi Allah-u Teala? Şifa umudu kesilen hastalara şifa veremez mi Allah-u Teala? Sen istemeye bak, dua etmeye bak. Bir de ne var?
اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Bana dua derseniz, en güzel isimlerimle dua edin. Esma-ül Hüsna sadece 99 isim değil. 99 isim Esma-i Hüsna'dan. Yoksa Allah'ın en güzel isimleri 99'la sınırlı değil. Anladınız mı? 99 isimde Rab ismi bile yok değil mi? Rab var mı? He? Yani Rab ismi bile yok ki hepimizin en büyük ismiyle dua ettiğimiz isim Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Yani onun için 99'un dışında da var. Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen, dolu isim-i şerifler. Bir de bize bildirmediği, indirmediği isimler de var. Sırf kendinin bildiği isimler de var. Onlarla bile Allah'a dua edebiliriz. Nasıl yani? Nasıl yani? Allahümme inni eselüke ev iste'zerte bi fi ilmil gaybi indeke. Ne diyor? İsimlerimle ister, bir esma-kel hüsna dersin. Bütün indirdiğin isimlerle dersin, bildirdiğin isimlerle dersin, Kur'an'da geçen isimlerle dersin, hadis-i şeriflerde geçen isimlerle dersin. Ev iste'zerte bi fi ilmil gaybi indek. Ya da gayb ilminde kendine tahsis ettiğin, kimseye indirmediğin, bildirmediğin, peygamberlerine dahi öğretmediğin isimlerin hürmetine dersin. Hadi bakalım şimdi. Bunu da hadis-i şerifte öğretmiş. Yani o isimlerden bize ne madem inmedi, bindirilmedi, bildirilmeyen şeyden ben nasıl amel edeceğim? İşte hadis-i şerif onun da yolunu öğretmiş. Ya Rabbi, kimseye öğretmeyip kendi yanında sakladığın, gayb ilminde bulundurduğun bütün isimlerin hürmetine. Oldu mu şimdi? Olsun. Ama bildirdiği ismi şerifler önce gelir. Çünkü Allah Teala bildirdi vahyet. İsa Aleyhisselam'a öğretilen de bize de öğretilmiş. Çünkü tefsirler, hadisler bu isimleri almış. Sayfa 94'te ne zaman mühim bir işimiz var, ölmüş bir vaka var, ümitsiz bir durum var, büyük bir sıkıntı isabet etmiş, bu 7 ismi şerifle dua ederdi. Şimdi ikisi de 7. 2 rekat namazdan sonra ölüleri dirittiği isimler de 7. Musibet geldiğinde dua ettiği isimler de 7. Esma-i Seba, 7 ismi şeriftir bunlar. Allah Teala zikrinden gafil etmesin. Amin. Başımıza musibet geldiğinde ilk aklımıza ismini, zikrini getirsin Allah'a. Amin. Şunu bir şey arayayım, ona telefon edeyim, şu doktorla şey edeyim, buradan haber alayım, buradan hemen aklımıza zahiri ve maddi sebepler gelirken ağzımıza, kalbimize maalesef çoğumuz hakkında Allah ismi şerifi zikirler gelmiyor. Çünkü panik oluyoruz. Panik olduğumuz anda sebeplere takılıyoruz, yaratanı unutuyoruz. Ondan sonra da derman da bulamıyoruz, dön o yana, dön bu yana. Halbuki ilk Allah desek, Celle Celaluhu, ismi şeriflerini okusak, bu zikirleri yanımıza bulundurursak, ben şimdi ne yapmaya başladım biliyor musun? Telefona çekmeye başladım. Şimdi hepsi de ezberimde kalmıyor ya. Ubeydullah Hoca diyorum, at bana şimdi ben, sizin tabii WhatsApp'larınıza seneler geliyor, oho, neler geliyordur kim bile, değil mi? Benim WhatsApp'ım dolu. Hep ne geliyor? Hangi kitaptan bir şey buluyorum hemen ezberleyemedim. Ezberleyene kadar birkaç kere okursam ezberlerim inşallah. At bana diyorum şimdi. Böyle tren gibi, kuyruk gibi gidiyorum. Sabah bir bakıyorum. Adam da diyor, bu yanımdaki de diyor Allah Allah. Hoca niye işrağa kadar telefona bakıyor? Halbuki ben orada kitapları o dakika açamam ya. Hemen açıyorum bakıyorum dualar, zikirler, dualar. Sıkışınca hemen Allah diyeceğiz. Zaten birkaç zaman aynı duayı tekrar edince ezberliyorum elhamdülillah. Siz de ezberlersiniz inşallah. Siz de ezberlersiniz. Zikre merak olun. Bana dua edecekseniz buyuruyor Rabbimiz. He? Velillahi esmaul husna fed'uhu biha. En güzel isimler bana mahsustur. Bana yalvarırken isimlerimle dua edin. İsimlerimle. Şifre bu. İsimlerimle dua edin. İşte bu isimler de ya Kur'an'da geçecek ya hadis-i şerifte geçecek. Çünkü kendi kafamızdan Allah'a isim takamayız. Allah'ın isimleri tevkifidir. Kur'an ve sünnete bağlıdır. Hadiste geçmeyen isim manası yakışsa bile Allah'a takılmaz. Manası yakışıyor. Ha Türkçesi tercümedir. Ey cömert olan Allah'ım. Ey cömert olan Allah'ım diyebilirsin. Çünkü Allah'a cömertlik isnat edilmiş mi? Edilmiş. Hangi isimde bakayım? He? Gani zengin. Ha, El Cevat. Cevat ismi şerifi, Cevat Allah'ın isimlerindendir. Hadiste geçtiği için. Sehi de cömert demektir. Sehi kullanmak caiz değildir. Çünkü sehavet cömertliktir ama hadiste geçmediği için.
Allah hakkındaki isimler mutlaka ayet ve hadiste geçmesi gerekir. Yoksa yakışıyor diye bir isim takmak asla caiz ve haramdır. Onun için sayfa 94'tedir. Birçok istifadeleriniz var. Dergidekiler de sıkıntıdalar ha. Bir kuvvet verin inşallah. Bir abonelik mi tazeliyorsunuz? İnsanlara mı tebliğ ediyorsunuz? Bir omuz verin de ortalığı görüyorsunuz. Tsunami gibi ekonominin sıkıntıları sonra daha da çıkmaya başlıyor. Daha da çıkacaktır. Allah muhafaza eylesin. Hizmetler durmasın. Devamlı bu ilimler neşredilsin inşallah. Her ay ne ilimler neşrediyor değil mi şimdi? Yani bir kitap ya. Dolu ilim var, dolu hadis var, dolu rivayet var. Şimdi Hazreti Necaşi'yi hazırlıyoruz. Bütün kitaplardan topladık önümüzdeki ay için mesela. Resimlerle, işte gidemediğiniz yerleri görüyorsunuz. Ne ilimler okuyorsunuz. Dualar, zikirler öğretiyoruz. Allah istifade nasip eylesin. Ona göre de inşallah kampanyalara falan da iştirak edin de bu tebliğ sesi durmasın. Yani televizyonun yayınları, borçları, ödemeleri görmüyor musunuz? Retük payları, elektrikleri, şunları, bunları bir görsen çalışanları, edenleri. Gelir yok, gider çok. Bu vaziyette almadan vermek Allah'a mahsus. Onun için mutlaka bir destek yaparsanız inşallah hizmetler devam eder. Kitaplar, yeni kitaplar çıkar. Şimdi yeni kitaplar da çıkartamıyorlar. Çünkü durumlarım şahit değil. Kağıdı, matbaası, şusu busu. Her şey tehir oluyor yani. Geri gidiyor işler. Ondan dolayı Allah rızası için herkes birkaç efendim kitap okumakla, almak, dağıtmakla, hediye etmekle, tebliğ etmekle. Allah yaratır, sebeplerini yaratacak inşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle bu hizmetlere yardım edenlere yardım eylesin. Ehl-i sünneti müdafaa niyetiyle gayret edenlerin kuvvetlerini artırsın. Amin. İmkanlarını artırsın. Amin. Ummadıkları yerden rızıklarını göndersin. Amin. Bu nereden geldi diyecek şekilde helalından merzuk eylesin. Amin. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin. Allah'ım tek vücut olarak ehl-i sünnet merkezli hizmetlerimizi ölene kadar daim eylesin. Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden, hasetlerden, fesatlardan, sihirlerden, üzerimize ne kadar maniler ve hücumlar varsa hepsini iptal eylesin. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vâbil hamdülillâ rabbil alâ. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn.